Onun ansız tarihleri çok. Şimdi küçük bir tane bu tarz bir nötr aldık. İnşallah buna bir şey olmaz diye ümit ediyoruz. Var mı özel koruma planlarınız? Var. Güzel buna bir çadır yaptırdım. Kilitleri var. Yani bu saatten sonra herhalde çalınmaz. İnşallah. Sevindik dizide hikayelerini anlattıkları itfaiyecilerin gizli birer kahraman olduklarını vurguladı. Bizim yeni bir işimiz yayına girmek üzere. Haziran'ın ilk haftası girecek inşallah. Heyecanla onu bekliyoruz işte. Bölümleri çektik zaten. Devam da ediyoruz. İnşallah yayına girdiğinde de seyirci güzel benimser. Güzel tepki toplar. İyi bir reyting alırsa seyirci tarafından. Mutlu olacağız. Nasıl hazırlandınız yeni itfaiyeci rolüne? Yapım ekibimiz zaten bizi şöyle gönderdi bizi itfaiyeci eğitimlerine. Biz eğitimlerimizi aldık. Karargaha gittim, onları bulundu. Orada yangına nasıl müdahale edilir? İlk yardım nasıl yapılır? Araçlarla işte büyütme, nasıl olur falan, onların hepsinin eğitimlerini aldık uzun bir süre. Sonra zaten sette de bizim danışanlarımız var. Onlar da sağ olsun yardımcı oluyorlar. Öyle güzel bir eğitim gidiyor. Süper. Sizi gördüğünüz yerde bir yangın varsa acil hemen. Bu saatten sonra evet beni arayabilirsiniz. Her yangına gelip yardımcı olabilirim. Her türlü şeyi biliyorum artık. Söndürebilirim yani. O öyle bir bilgi sahibim var. Artık bizon Görkem Çevimlik diyoruz. Aynen. Sizlik olmasın tabii. Sağ olsunlar ama gerçekten onlar da gizli kahraman. Bizonu gerçekten aradığın zaman yani çok kısa bir süre içerisinde seni yanında oluyorlar. Seni hiçbir şekilde mağdur etmiyorlar sadece. Onlar da gizli kahraman olduklarını biz zaten bizler göstereceğiz bizde. İnşallah onlar da gereken saygılar dahil ediyor. Başarılı oyuncu çekimlerde zaman zaman zor anlar yaşadığını anlattı. Yani sonuçta yangına müdahale ediyorsun. Yangına girdiğin zaman zorlanmama ihtimalin yok. Bir de yangına girdiğin zaman arkanında tüpler falan oluyor. Onlar çok ciddi ağır. O ağırlıklar içerisinde hortumu tutuyorsun falan, söndürmeye çalışıyorsun. Ciddi bir kondisyon istiyor, nefes istiyor. Kasarda onun için yapılmış zaten. Biraz hazırdık ama her ne kadar hazır da olsan tecrübe ettiğinde farklı oluyor durum. Zor anlar yaşadık yani. Ama alışmışız da. Görkem Sivindik pandemi döneminde tatile gitmeyi doğru bulmadığını belirtti. Yazın tatil yok o zaman. İş devamı. Yok şu an tatilimiz yok. Bir de bu pandemi dönemi biliyorsun. Çok da tatili tasvip etmiyorum açıkçası. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Ben şu an dışarıdayım ama kimseye zararım yok. Motorumla gidiyordum. Bir dondurma yerken siz yakaladınız. Evime gideceğim, işte yatacağım. Evdeyim yani, şu an bir tatil için. Basketbolcu Kübra Siyahdemir ile beraberlik yaşayan ünlü oyuncu evlenmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi. Beraberliğin devamı çok da iyi gidiyor, güzel gidiyor. Mutluyuz. Biz daha çok işimiz döndüren olmak istiyoruz açıkçası. Yani bu işi de severek yapıyoruz. İnşallah işlerimiz her daim güzel güzel anılırız. Artık bu. Evlenip çoluk çocuk yapmak istiyor musun? Çok istiyorum, çok istiyorum. Tabii. Seviyorum ben sizi. İnşallah var böyle düşüncelerim, olacak. Yani biraz da işte içsel yoluna geçtik inşallah. Hedeflerimiz doğrultusunda. Hem kariyer hem evlilik. Evet. Kaç biraz kariyerde. Hepimiz isteriz tabii, siz de istersiniz. Herkes istiyor abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.